love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine, don't... Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Berkan'ın Chevrolet Aveo'sunu inceleyeceğiz. Merhaba Berkan. Arkadaşlar. Bugün 11 yıldır kullandığım arabanın elimden geldiğince detaylı bilgisine vermeye çalışacağım. Şimdi nereden başlayalım? Şimdi Berkan önce arabanın modelini söyle. Araba 2011 model. T250 kasa koduyla geçen Chevrolet Aveo 1.2 atmosferik motoru var. 86 beygir. Yeni kasalarda kullanılan motoru kullanmışlar. Bir etkisi olmuş mu? Yok. Aynı atmosferik. Neyse. Ufak tefek farklılıklar vardır da. Var. Şöyle farklılıklar var. Bir tık teknolojisi değişmiş. Beygir olarak da bir beygir fark falan var. Ya var ya yok. Bir beygir fark ya var ya. Hadi yok. Şöyle. 84 beygir diğeri, bu 86, diğeri 110 tork, bu 120 diyebiliyorum. Torku mu artmış sadece? O kadar. Bir de 2 beygir fark var. Bir de 2 beygir fark. 2011 yılında sıfır aldık bu arabayı. Aldığımız zaman 30 milyar aldık, kampanyalı zamanıydı. SE diye geçen modeli, yani ruhsatta SE diye geçiyor. Sport modeli diye geçiyor aslında bu. Sport modeli. Sport Plus gibi bir şey ama. Gibi ya, şöyle farkı da şu. Bildiğim kadarıyla 3 paketi falan var. Yani bu kasanın. LS, SE bir de SX diye bir modeli var. SX M Full'ü. Bu sport modeli, yani biraz daha sportif takılmışlar. LS'de, yani LS'de en boşu. LS'de olmayan, bunda olan özellikler. Bunda olan mesela kapı kulpları LS'in siyah. Aynalar, ayna kapağı siyah. Başka ne vardı mesela aklıma gelen? Başka da pek bir aman amanlık fark yok. İşte motor farkı var. Multimedya'da falan farklar var mı? Ufak tefek farklar var. Böyle makyajlamışlar. Çok ufak tefek farklar var. SX ile bunun arasında da 4 cam otomatik farkı var. Bir de direksiyondan multimedya kumanda farkı var. Güzelmiş. Peki şeye, mesela bunun direksiyonu büyük ya. Sürüşünde hissettiğin kötü bir şey oldu mu? Hani tır direksiyonu gibi güzel, yani, büyük bir direksiyonu var. Aslında alıştım. Ha. Ama bir tık sanki böyle çevirirken, yani hidrolik direksiyon, evet, kolay olmasa zaten daha sıkıntı yaratırdı. Abi de onu şeyi unuttum. LS ile bunun arasındaki fark yol bilgisayar farkı. Onda yol bilgisayarı yok, direkt kilometre yazıyor. Yol bilgisayarına gösterelim arkadaşlar. Yol bilgisayarı da şu şekilde. Benzinliğe kalan mesafeni, hava durumunu, ortalama, pek de bilmediğim şeyleri gösteriyor. Trip diğerinde zaten de zaten silmediğin şey var ya. 3700 km, 3800 km'dir silmemişsin. Araç Türkiye'de tek gibi bir şey, çünkü aracın hem kilometresi düşük, hem kazası yok. Hani ne airbag açmış, ne takla atmış, ne başka bir şey. Ya boyalı bir parçası var, o da ön tampon, o da karşı şartlarında taş sekmesi ve benzeri gibi şeyler. Zaten boyamaya sebep veriyor, sebebiyet veriyor. Aslında bunun kullanılma amacı bu arabaların şehir içinde git gel. Ya zaten küçük araba, videoda da görürsünüz. Şehir dışında kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. Ben rahat. Mesela Kayseri'den Antalya'ya da gittim. Kayseri'den Kars'a da geldim. Ankara'ya da gittim. Berkan, arkada diz mesafesi nasıl? 1.70 boylu bir insana göre idare edebilecek düzeyde. Kafa mesafesi, diz mesafesi, tavan yüksekmiş bayağı. Kafı olmadığı sürece şuraya kadar. Güzel. Rahat diyor. Hızlanma konusunda bir sorun çıkarmıyor.
aile arabasına gidecek. Ya aslında aile arabasına pek gitmez de aile arabası olarak kullandığım için ufak tefek ekstralar var. Stage 1 bir yazılım. Açık hava filtresi, bir de Carpo Rizdon markasının bir katkı yağı var. Katkı yağını niye attın? Katkı yağı da motoru biraz daha korusun istedim. Çünkü biraz ben nasıl diyeyim ki, genç işi kullanıyorum. Biraz devirlik kullanıyorum. Arkadaşlar demin Renault 9'la geldiğimiz yoldaydı. Ve araçta trim sesleri var. Sonuçta yaşı geçmiş bir araç. İçindeki bu kapı kollarında, yani ön göğüste falan da soyulmalar var. Değil. Aynen. Ya, Amerikan işi diyorlar yani. Ha. Bu General Motors'un arabalarına falan. Ya da ne bileyim GMC'dir, Ford'dur, Amerikan versiyonlarında buralar sert olur, soyulur, plastiktir. Ama arabanın gidişi, motoru güzeldir. Bu da onun gibi olmuş. Araçta trim sesleri falan var ama rahatsız edecek bir şey değil. Yollar bozuk değilse çok da bir ses yok. Şu göğüsten falan gelen bir ses yok. Kapı içinde bir cızırtı var. Onun bilmiyorum yani nereden geldiğini, niye geldiğini. Ama içeride sürten bir şeyler var. Onunla da bir baktırıyor mu bilmiyorum sebebini. Olabilir. Aracın ses sistemi falan? Ses sisteminde şey, multimedyada bayağı bir şeye erişebiliyorsun. Bayağı özellikleri var. Bluetooth falan var mı? Bluetooth yok. AUX'la bağlanıyor. Versi 2011 modeli normal. Yani USB falan, onun ne işe yaradığını bilmiyorum. Şey var mesela, basını ayarlayabiliyorsun veya sesi sağa veya sola verebiliyorsun. Onu mesela ayarlayabiliyorsun. Ve birkaç tane daha ayar var ama ne işe yaradığını pek bilmiyorum. Top speed kaç gördün? Kanka top speed kendi başım 210 gördüm ama asla tavsiye edeceğim bir şey değil. Niye? Hafif geziyor mu? Bak yemin ediyorum sana. Bak İbre tam 200'ün orada az bir şeylerdeydi, tamam mı? Bu Ankara otobanı da bilirsiniz belki. Bir açıklık alana geldik. Rüzgar bir vurdu. Tamam mı? Yemin ediyorum sana. 4 şerit bir yolda. En soldan bir sağdayım. Çünkü baba Passat geçiyor. Audi geçiyor. Baba adamların hızını azaltmaya gerek yok. Anladın mı? Aynen. Ortadan efendi akıyorum. Neyse rüzgar bir vurdu ya. Bak araba şöyle oldu, şöyle bak. Sağ sol verdi. Yemin ediyorum sana toparladı. Arabaya pas verdi. Annem de telefonla ilgileniyor ya, şey demedi hani. Fark etmedi. Bakmadı. Hız yaptığımı da fark etmedi. Dedi araba niye böyle sağ sol yap? Dedim anne çukur var. Dedim, şey yapma beni. Belli etmedim. Çünkü hız yaptığımda kızacaktı aslında. Arabanın doğru oynamasına değil. Peki Berkan bagajı nasıl? Kaç litre biliyor musun? Bagajı bildiğim kadarıyla 220 litre. Aslında yetebilecek bir bagaj. Tek kişiye genç, yeter. Genç birine yeter. Şimdi bu araç aile içinde ben kullanıyorum. Bana verilen bir araç. Ben de kendi aracımın bakım malzemelerini falan bagaja dolduruyorum. O kısımda bir tık zorluk yaratabiliyor bana. Hani tamamen kapanmıyor. Ama çok da bir işe koyulmuyor. Ya zaten yani bagajın mesela fotoğrafını çektik. Derli toplu değildi. Yeni temizlemişti. Orada zaten görürsünüz hani bagajın ne olduğunu, nasıl olduğunu. Bizim Palio'yla Punto'yla birbirine yakın. Palio'nun 270 litre miydi neydi? Punto'nun 280 litre, 300 litre bir şeydi. Onlara baktığın zaman onların da hemen hemen aynı. Ya bildiğim rakamı bu. Tam 220 mi, 280 mi bilmiyorum. Ya 220 ya 280. Şimdi bizde iki tane var ya, bir de Clio var. Clio'nun 280, Clio'nun büyük. Değil mi? Evet. Clio'nun o zaman bu 220. Olabilir. Ya zaten bununki Mini Cooper'larınki kadar bir şey yani. Öyle aman aman bir bagaj yok ama güzel yani. Aracın gidişi, sesi falan onun. Erkan peki bunun yakıt tüketimi nasıl? Yakıt tüketimi memnun musun? Yani genç olarak değil. Çünkü şöyle şehir içi 7-8 arası yavaş kullandığında yakıyor. Bu arada arabada LPG yok. Araba çıktığı zamandan beri benzinli. LPG hiç taktırmadık. Şehir içi 7-8 yakıyor şu anda. 9-10'u da gördüm. Şehir içinde. Öyle bir şeyim, yeteneğim de var. Şehir dışında 5-6 arası maksimum. Şimdi şöyle, bunu da yakma mevzusu atmosferik olduğu için doğal olarak bunu da biraz fazla devir çevirmemiz gerekiyor. Yani devir çevirdi mi gidiyor. Hani şöyle bir de bir ön yargı var ya, atmosferik rampa çıkması çıkar. Ama 3000 devirin üzerinde rampaya başladın mı çıkar, onda da yakar. Ya zaten rampayı basarak çıkman lazım ki, gaza abanman lazım ki çıksın. Yoksa turbo gibi bir debriyaj tokatla da gaz gelsin keşke, ayağının altına, öyle bir şey yok. Keşke öyle bir şey olsaydı ama işte yakıt olarak ya çok aman amanlık üzmüyor. Yani 1-2 motoru nasıl gidiyorsa ona göre 0.9 yapıyor. TC'den az yapıyor demek ki. 0.9 TC 10 litreler görüyor. Ya da 1.0 yeni çankıl yollar şöyle, falan. Şöyle söyleyeyim. Sağ tarafta. Biraz şey yaptığın zaman,
devri yüksek biraz kullandığı zaman daha da fazla yakıyor. Ama diyor mu gidiyor. Gidişini ben beğeniyorum. Devri yüksekken gidiyor. Peki bu aracı almasaydın ya da bu aracı satsaydın bunun yerine ne alırdın o zamanki emsallerinle? Zamanki, sebebini de söyle. O zamanki emsalleri Corsa, Punto, Palio falan filandı. Bir de Clio'lar vardı. Açıkçası ya o zaman niye aldığımız bilmiyorum ama şu anki emsallerine göre şu anki mesela bunun fiyatı 180-200 arasında bir fiyatı var. Bu arada temizlerinin yani temizlerine sahibinden de saçma sapan araçlara dünyanın parasını yazanlar da var. Bunlar, onları elediğiniz zaman bu fiyatlar. Bunda şöyle bir olay da var. Mesela emsallerine bakıyorum. Adam araba 80 binde. Eyvallah diyorum 20 milyar hasar kaydı var 180 milyar falan. Ne oluyor? 20 milyar hasar kaydı var arabanın. O tip arabalar da var mesela. Buna rağmen piyasası temizleri. Ya bu ayarda 180-200 arasında gidiyor. Ya bir de alıyorsanız bunun temizini almanız lazım çünkü bir kere servisi yok. Hani parçasını bulabilir misiniz, bulamaz mısınız? Ya parça motor, yürüyen falan Opel'le aynı. General Motors'un araçları bunlar ama zaten. Ama şöyle, bana parça konusunda hiçbir sıkıntı yaratmadı. Yani o da az önceki dediğin mevzudan dolayı. General Motors markasının mesela örneğiydi. Şuradan vereyim. Hava filtre borusu yırtılmıştı. Orijinali zaten internetten arabulu çıkma bilmem ne falan o uğraşmadım. Yedek parçacısına gittim. General Motors'un bunu mesela Astra'lara da bu Aveo'lara da uyan bir hava filtre borusu olduğunu söyledi. Dedim ki onu takalım yani. Sonuçta aynı ortak bir marka. Taktık bir sorun yaşatmıyor ve aynı eskisiyle aynı. Farkı yok pek aman aman. O konudan bir tedarikte bulunabiliyorsunuz. Bir de ayrıyeten mesela çok kritik bir parçada diyelim sorun çıktı. Onu da nasıl temin ediyorsunuz? En kötü yurt dışında. Ya motorla ilgili yani, parçalar zaten temin edersin. Opel'le aynı. Onda teminde pek bir sıkıntı yaşamadım. Açıkçası aslında parça konusunda ben bir sıkıntı yaşamadım o zamana kadar. Bu arabayı satsan yerine ne alırdın? Ya bu zamanda satacak olsam, aynı fiyat bandında bir araba alacak olsam zaten satmam. Ama arabayı değiştirecek olsam zaten ister istemez bu ekonomiden dolayı üstüne para koymak zorundayım. Ya zaten para koymadan kesinlikle alamazsın onu geç. Turbolu bir araba alırdım. Aha. Dizel mi olur, benzin mi olur bilmiyorum. Arabaya göre, bir de bütçeme göre. Ama kesinlikle turbolu bir araba alırdım. Hatta büyük ihtimalle de dizel bir araba alırdım. Yani az yakıyor, torku fazla, rampada ıh demiyor. Peki bunun bakımlarıydı, uydu buydu, onları kime yaptırıyorsun ya da bakıma götürdüğün zaman hani sürekli sana bir sıkıntı açan parçası falan oldu mu? Ya bu zamana kadar sadece bir kez bir sıkıntı yaşadım, o da benden yani sürücüden kaynaklı olan bir sorundu. O da nasıl bir sorundu? Sürerken sürekli ayağımız debriyajın üstündeydi ilk zamanlarda. Amatörlük zamanı. Yeni başlamıştı. O da balatada bir sorun çıkardı. Baskı balatayı full değiştirdik. Onun haricinde bizden kaynaklanmayıp arabadan kaynaklanan hiçbir sorun yaşamadım. Araca bir de direksiyon kılıfı eklemişsin. Bunu niye ekledin? Soyulma falan mı vardı? Soyulma değildi. Bir tık sanki uzun yolda ince mi geldi? İnce de değil de kaydırıyor gibi bir hisse kapıldım. Aslında çok öyle bir şey yoktu da. Dedim ki hani bir direksiyon kılıfı da taktırayım tam elime otursun. Şimdi aracın yol tutuşundan falan bahsetsene. Bir kere zaten sen uçmuşsun. Ya yani yolu bana göre iyi tutuyor. Ama şu şekilde benim uçma mevzusu da şöyle. Viraja biraz hızlı işten girdim. Orada bir de kafa dalgın olunca bir kaydırma yaşadım. Ama onun haricinde bilinçli bir şekilde yolda, virajda veya ne bileyim dönemeçlerde falan tutuyor, iyi tutuyor. Yani beklentimi de üstünde tutuyor. Peki Clio'lardaki gibi arkası geziyor mu viraj içinde falan? O hiç yok. Ve diyorum ya bir arkadaşım da şey var. CLI mi diyorlar, CLI'ze mi diyorlar? CLI'ze. Ondan var. O diyor ki mesela bizim arabanın arkası geziyor ama benimkinde sür diyor ki sende hiçbir tık yok diyor. Hmm. Yani belki şeyden sordum mesela ona da sürdüm. Dedim ki belki benim psikolojiden dolayı olabilir. Hani ben geçmiyor diyebilirim ama o da aynısını söyledi. Onda bir sıkıntı yaşamadım hiç yol tutuşunda. Güzel. Peki arkadaşlara söylemek istediğin başka bir şey var mı? Söylemek istediğim, abone olmayı unutmayın. Videolarda arkadaşlarınızı da getirin. Ha yani. İşte videoda yararlı olduysa bizim için güzel bir şey bu.
Arkadaşlar elimizden zaman... geldiğince aslında hem piyasadan hem de bu arabadan bahsetmeye çalıştık. Aynen. Aklınıza takılan başka bir şey olursa zaten yorumlara yazarsınız. Berkan da hesabını eklerim. Berkan'a sorarsınız sorularınızı falan. Go, 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 yeah, go, go, go.